Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bu konuya dair açıklamalarda bulunuyor. Hemen getirelim ekranlarınıza. Nasıl küresel bir olgu olduğunu gösteren bir yapısını bir kere daha ortaya koydu. Bu eylemi değerlendirirken iki noktanın üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Birincisi, Fransa'da yaşayan birinin kutlama yapmak üzere toplanmış insanların üzerine bir kamyonu bu şekilde sürerek çocuklar dahil onlarca insanı öldürecek kadar insanlıktan çıkmasına yol açan bu radikalleşme, marjinalleşme ve terör tehlikesinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu acil ve zaruridir. İkincisi, insanlıktan çıkan bu çevrelerin korkunç eylemlerinin önlenmesi için gerekli güvenlik ve istihbarat kapasitesinin sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve küresel düzeyde de geliştirilmesi gerekmektedir. Birinci husus, Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin ortak değerlerinin korunmasını ilgilendirmektedir. Burada söz konusu olan masum canlar kadar vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını sağlayan, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hakları, demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi temel değerlerimizin terör örgütlerince hedef alınmasıdır. Değerlerimize kastedenlerin sadece belli bir coğrafyadan, belli bir dinden, belli bir bölgeden çıktığı şeklindeki değerlendirmeler terörün zemin bulmasına yol açan ideolojik yapıya daha çok hizmet edecektir. Bu sebeple bu değerlendirmeler konusunda aceleci davranmamak, son derece hassas olmak, belli bölgeleri, belli dinleri, belli kimlikleri hedef almaktan kaçınmak gerekir. Değerlerimize kastedenlerin sadece Kuzey Afrika kökenler olduğu şeklinde bir takım değerlendirmeler bu bakımdan yanlıştır. İslamofobiyle, yabancı düşmanlığıyla Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenleri radikalleşmeye iten değişik sahiplerin de kökenine inilmesi gerektiği konusunda hassas olmalıyız. Bu bağlamda dünkü saldırıyı nasıl kınıyorsak, bu saldırıyı İslamcı terör olarak damgalayıp İslam diniyle bu terör eylemini yan yana getirenlerin eylemlerinin de bu şekilde yanlış bir değerlendirme olduğunu, yanlış bir tanımlama olduğunu bir kere daha altını çiziyoruz. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Biz bu saldırıyı kayıtsız ve şartsız bir şekilde, net bir şekilde insanlığa karşı yapılmış bir saldırı olarak kınıyoruz ve lanetliyoruz. Ama bu saldırı değerlendirirken terörü belli bir dine, belli bir millete hasredecek şekilde bir takım tanımlamaların kullanılması da son derece yanlıştır. Bu terörü besleyen ideolojik kökenlere ve siyasi kökenlere destek verilmesi anlamına gelebilecek bir takım değerlendirmelere yol açabilir. Dolayısıyla saldırıya ilk tepki olarak yapılan bazı değerlendirmelerin bu bakımdan daha soğukkanlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Cihatçı denilen, selefi denilen bir takım akımlar üzerinden, bu akımlarla mücadele üzerinden, ki bu mücadele meşru bir mücadeledir, ama bu mücadeleden yola çıkarak İslamofobiyayı ve yabancı düşmanlığını besleyen bir takım açıklamalar yapılması ya da bir takım tutumlar alınması da içinde bulunduğumuz dünyayı daha kötü bir hale sokmaktan başka işe yaramayacaktır. Terörle hep beraber mücadele etmeliyiz. Onun milleti, dini ve kimliği olmadığı konusunun her zaman altını çizmeliyiz. Düşünsel düzeyde bununla mücadele etmemiz ve radikalleşmeye giden yolların kapanması için de el birliği yapmamız gerekir. Bu bakımda demokrasi içinde yaşayan ve nüfusunun ekseriyeti Müslüman olan Türkiye, bu tip teröristleri en çok korkutan ülkedir. Çünkü demokratik değerlerle barışık, Müslüman büyük bir kitlenin bir arada olması, bunların esas olarak ideolojik kökenlerine karşı verilmiş en büyük cevaptır. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, Türkiye'nin AB ile bağlarının güçlenmesi de bu terör örgütlerinin ideolojik tezlerine verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Bu bağlamda Avrupa'da yaşayan Türk toplumlarının entegrasyon konusundaki başarı hikayelerinin iyi birer örnek teşkil ettiğinin de altını çizmek gerekir. Güvenlik ve istihbarat konusunda dile getirdiğimiz ikinci husus da büyük bir önem arz etmektedir. Zira terör örgütleri ve teröristler sürekli yeni eylemleri planlıyorlar ve gerçekleştiriyorlar. Terör örgütlerinin silah bırakması ve geri çekilmesi gibi bir hareket tarzı göremiyoruz. Ülkemizde de hükümetimizin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen PKK terör örgütünde bu anlayışın oluşmaması bunun iyi bir örneğidir. Türkiye olarak biz sadece vatandaşlarımızın ve demokrasimizin değil, bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğinin de ortak değerlerimizin savunulmasında en önde yer alan bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Bir yandan DAEŞ'in
bir yandan PKK ve DHKPC'nin insanlarımızın yaşamlarına kast eden, toplumumuzu sindirmeye çalışan saldırılarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz diğer tarafında hiçbir devlet otoritesi bulunmayan 1295 kilometrelik Suriye ve Irak sınırımızda tek başımıza DAEŞ vahşetiyle PKK ve PYD terörle mücadele ederken bize destek olmasını beklediğimiz bazı Avrupalı dostlarımızın Avrupa Parlamentosu'nun çatısı altında terör örgütü PKK'nın bayrağının elebaşısının fotoğraflarını içeren sergi açması son derece çelişkili bir durumdur. Paris'te, Brüksel'de, Dakka'da, Bağdat'ta meydana gelen terör eylemleri karşısında gösterdiğimiz ayrım yapmayan tepkinin insan hayatını ve onurunu en üstte tutan anlayışın tüm uluslararası toplum tarafından gösterilmesini bekliyoruz. Bu tepkinin yek vücut gösterilmemesi, hatta Avrupa Parlamentosu'ndaki fotoğraf sergisi gibi terör örgütlerini neredeyse romantize eden girişimler sergilenmesi, terör örgütlerine daha büyük saldırılar, daha yıkıcı eylemler için cesaretlendiriliyor. Uluslararası toplumun hangi sahiple, hangi örgütçe yapılırsa yapılsın teröristten kahraman çıkmayacağını, sadece ve sadece insanlık düşmanı çıkacağını iyi anlaması gerekiyor. Devletler arasındaki savaşın dahi uluslararası hukukta bir yeri vardır. Ama terörün ve teröristin hukuku bir yana bırakın, en ufak bir insanlık değerinden bile ne kadar uzakta olduğu dün akşam görülmüştür. Biz Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi her zaman insanlığın yanındayız, demokratik değerlerin yanındayız. Nasıl milyonlarca mülteciyi insanca bir anlayışla ülkemizde kabul ettiysek, yine insan onurunu korumak için terörle yılmadan mücadele edeceğiz. Son olarak müttefiklerimizle teröre karşı mücadelede açık bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Terör belasını tüm dünyadan yok etmek mümkün olmasa da etkilerini aza indirmek, insanlarımızı ve değerlerimizi korumak için en ön cephede mücadele etmek konusundaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu vesileyle Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütleriyle gerçekleştireceğimiz bu toplantı öncesinde bir kere daha hepimiz adına Fransa halkına başsağlığı diliyoruz. Başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere teröre karşı mücadele edeceğim tüm güvenlik güçlerine bu zorlu görevlerinde başarılar diliyoruz. Ömer Çelik'in açıklamaları geldi canlı yayınla ekranlarınızda. Birlikte izledik. Özellikle terörle mücadelede ortak tavır alınmasının önemine atıfta bulundu Ömer Çelik konuşmasında.